400 üretleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 12-18 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler yeni ay haftasındayız. 13 Ekim'de sabah 3.05'te 19 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Ve bu yeni ayın enerjileri de önümüzdeki bir ayı şekillendirecek. Terazi burcu Zodyan 7. burcudur. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, sevgi, aşk, güzellik estetik, sanat, diplomasi ve hukukla ilgili konuları kapsar ve tüm bu alanlarda bazı yenilikler, yeni girişimler olabilir. Gerek kişisel yaşamlarımızda, gerek toplumsal konularda. Evet, e, bu hafta Mars Başak burcunda ilerliyor olacak. Jüpiter Başak burcunda, Venüs Başak burcunda. Dolayısıyla hem duygusal olarak motivasyonlarımız, enerjimiz biraz iş, çalışma, hizmet konularına yönelebilir. Sağlıkla ilgili, kişisel yaşam düzen, alışkanlıklar, diyetimiz, beslenmemizle ilgili konular ön planda olabilir. Oğlak Burcu'nda ilerleyen Plüton'un Başak Burcu'nda kavuşan Mars ve Jüpiter'le yapacağı olumlu açıda toprak elementinin enerjisini yoğunlaştırıyor. Toprak elementi biraz daha elle tutulur, somut değerlere, güvene endeksledir. Dolayısıyla özellikle kariyerimiz, iş hayatımız, çalışma hayatımız ile ilgili konularda Biraz daha sağlam adımlar atabileceğimiz, pratik sonuçlar alabileceğimiz bir dönem. Merkür de düzeldi. Daha e, doğru ve dengeli kararlar verebiliriz. Yeni ayında enerjileriyle beraber başkalarıyla da olan işbirliklerimizi birliklerimizi, orta, ortaklıklarımızı sorgulayabiliriz. Verimli olanla verimsiz olanı birbirinden ayırabiliriz. E, bu dönemde bu alanlarda önemli gelişmeler olabilir. Evet özellikle tabii ki yeni ay enerjileriyle beraber hava elementi burçlar için önemli bir dönem. Koç, terazi, yengeç ve oğlak burçları bu yeni aydan çok daha fazla etkilenecekler ve onlar için yenilikler gündeme gelebilecek sevgili izleyiciler. Evet e, güneş uranüs karşıtlığı tabii ki ilişkilerde özellikle bazı ani değişimler olabileceğini de işaret ediyor. Hafta başında bu etkinleşecek ve yeni ayda da enerjisini hissedeceğiz. Güneş uranüs bazen yaşamımızı ani sürpriz beklemediğimiz kavramları da dahil eder ve o, bu nedenle de e, plan planlamadığımız düşünmediğimiz şeylerle de ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Özellikle terazi koç hattındaki bu Etkileşim, e, kişisel özgürlüklerin, arzuların, e, birazcık ilişkilerin dengesini bozabileceğini de işaret ediyor. Sorunlu ilişkiler bu dönemde daha çabuk e, kopabilir, kopma noktasına gelebilir. E, veya karşımıza gerçekten sürpriz, e, bizi heyecanlandıracak ilişki fırsatları da çıkabilir. Sevgili izleyiciler, hazırladığımız videoları lütfen öz burcunuzla birlikte Yükselen burcunuza göre de izleyin. Hoşçakalın.